Hızlı başladı Çanakkale Dardanelspor. Şenol. Alpaslan. Geriye döndü tekrar Şenol. Okan'ın presi vardı. Sağ kanattan Çanakkale Dardanelspor gelecek yine. Okan. İçeriye döndü Okan. Gelişine vuruş. Emirhan'dan dönen top. Yasir hakim oldu topa. Okan. Okan. Okan geçti rakibini. Ara pası Yasir. Yasir yerde. Çalan. Hayır, karar devam. Nasıl devam bu? Anlamak mümkün değil. Adem gidemedi. Faruk dışarıya attı topu. Yasir yerde. Evet hocam, 13. dakikadayız. Arada kalmıştı. Adem kazandı topu. Adem'in arapası. Okan gidemiyor. Kolundan çekildi Okan. Karar yine devam. Yasir içeriye çevirdi. Tolga. Tolga'nın pası Ufuk. Ufuk Alparslan'ı geçemedi. Tolga, Emirhan geriye döndü. Şerif. Yasir. Ünsal. Tolga. Tolga topla çıktı. Pası İlkem. İlkem hakim olamadı. Kürşat. Şenol. Emirhan'da kaldı. Zafer. Yar. Yusuf. Faul. 18. dakika. 0-0'lık beraberlik var. Kaleye 25 metre bir mesafe. 22-23 metrelik bir mesafe. Akşam İsrail-Fransa maçını seyrettikten sonra böyle fevdiklerden artık korkar oldum. Aracı kaçırıyorum. Ben aynen hatırlıyorum. Çok ilginç bir goldü hocam. Evet. Fevzi Kalesi'nde dikkatli 5 kişilik baraj var. Bozmasalar galiba barajı. Top ağlarda. Ağzımda. Ben öleceğimi biliyorum. 19. dakikaya girdiğimiz şu saniyelerde Erzurumspor'un golü geldi. Zafer golü atan futbolcu. Evet hocam, maalesef. Dardanelspor bir kez daha. Tufun arapası Ünsal. Ercan. Okan. Okan'a gel. Çatışı Dardanelspor'un. Karar yine devam. Okan'ın faul beklentisi vardı. Şerif.
Tolga, tekrar Şerif. Adem gitti, aldı topu. Ufuk. Adem. Adem yerde. Karar yine devam. Sarı kart gelecek Adem'e, evet. Yine hakem faciası yaşamaya başladık hocam. Niyedir bugün yani Çanakkale'ye karşı bir ön yargı diye ben de artık bunu başka bir şekilde yorumlama şansımız yok seni. Şu tekme değil mi bunlar yani? Ya biz mi foylu bilmiyoruz? Bir Yasir'e Okan'a maç başından beri yapılan faulün haddi hesabı yok ama bir tane çalınmadı. Evet, nasıl yorumluyor acaba? Kendini bırakıyor diye mi yorumluyor? İşte yine mücadeleyi görüyoruz ama karar devam. Resmen sırtına biniyor Okan'ın ama. Yanaken de kaldırmıyor. Şunlar faul değil mi hocam? Bana göre... Şenol uzaklaştırdı. Ceza alanı içinde orta. Arka tarafta Emirhan'ın vuruşu, kaleci. İşte Tolga'yı elinden tutup çekti hakemin gözü önünde. Ünsal. Şerif. Adem. Okan kazandı topu. Okan Eyüp'ü geçti. Okan 2-2 Erzurumspor defansı. Pası Ufa. Alparslan araya girdi. Şerif. Okan yerde. Sakatlık geçiren futbolcu. Tekti bir an ama Şenol araya girdi. Alparslan. Kürşat. Emirhan'ın presi vardı. Sonuç verdi. Okan. Okan. İşte Okan'a yapılan faulü görüyoruz. Adem karşıladı. Ufuk. Ufuk birebir. Geçemedi Alparslan'ı. Espor'un. Söyleyecek bir şey bulamıyorum hocam. Bu tip pozisyonlarda hemen düdüğünü ağzına götüren hoca bizim faullerde nedense rakip takımı bütün her şeyi Armağan, Şenol, sağda Alparslan. İşte Tolga'yı elinden tutup çekti hakemin gözü önünde. Adem. Okan. Okan işte yine yerde. Nihayet. Evet.
Bunlar pozisyon gereği fauller de değil. Tutup çekme, direkt çekme. Ceza alanı için orta. Karşılayan futbolcu Faruk. Okan geldi. Vuruşu top ağlarda. Bütün ofsayt penaltıları var. Evet, Okan artık tamam. Bence maalesef. Ayak çekiyor. Beraberlik golü geldi. Çanakkale Dardanelspor'un Okan'la. Erzurumspor başladı oyuna. Şerif, İlkem, Okan. Okan yine yerde. Yine karar devam. Kalktı Okan, hakim oldu. Okan Eyüp mücadelesinde. Yasir hakim olamadı topa. Faruk, Şerif, şimdi Yasir. Yasir'in pası Okan. Okan topla buluştu. Yine Eyüp karşısında. Okan çekti topu. İşte görüyorsunuz, kolundan tutup çekiyorlar Okan'ı ama top hala Okan'da. Yine faul çalınmadı. Okan korner. Bir türlü faul çalmıyor hocam pozisyonlara. Ve bir de sarı kart Okan'a. Kürşat'tan ileriye doğru. Emirhan. Bir kez daha Emirhan. Şimdi Tolga. Hakemin şu anda bizden hiçbir farkı yok. Seyretmeye başladı oyunu. İlkem. Yasir. İşte. Evet, İlkem'e sarı kart geldi. Ama hocam konuşmamak da mümkün değil. Yani Erzurumspor'un yaptığı bütün faulleri pas geçti. Bizim en ufak müdahalemize kart çıkarıyor. Tamamıyla bizleri kendisine karşı konuşmaya mecbur ediyor. Konuşunca da sarı kart çıkıyor. Maalesef. Adem araya girdi, Taç. Sayın derler ya, tarih unsuru tarih ediyor. Şimdi anons yaptıracak tabii bu kadar tezahürattan sonra. Bir
Evet, oyun durdu sevgili izleyenler. Futbol oynama, yani iyi futbol oynamaya hep bunlar şey olarak gösteriyor. Bu arada faul atışını bir orta sahadan kullanmadıkları kaldı. Yaklaşık 10 metre ileriye çektiler atış noktasını. Ama ikinci devre çok şeyler değişebilir sayın. Çünkü bizim kondisyonumuzun çok iyi olduğunu biliyorum. Ve ilk yarının sona erdiğini belirten düdüğünü çaldı. 18. dakikada zaferle gelmişti Erzurumspor'un golü. Buna 34. dakikada penaltıdan Okan'la karşılık verdi Çanakkale Dardanelspor ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Ufuk aşırdı. Okan. Okan yine yerde. Şenol'un kontrolü. Ufuk kazandı topu. Ufuk. Ufuk. Ufuk yerde. Karar devam. Yusuf, biz bugün Harun Yiğit'e faul çaldıramayacağız hocam. Tolga karşıladı. Bitleri yapılacak şimdi. Okan oyundan alınan futbolcu. Onun yerine Halil oyuna dahil olacak. Arif'in pası ufağa gelmedi. Tolga karşıladı. Faul. Arif. Ünsal. Ercan. Ercan kazandı. Ercan içeriye kat etti. Ercan yerde. Ara pası. Offside yok. Halil. Halil karşı karşıya vuruşu ve gol. Gol geldi. Dardanelspor'un golü geldi Halil'le. Gol. Birbirini tamamladı. Vuruş da güzel. Çerçeveyi buldu. Gol. Cenk sol kanatta. Şimdi bu 5 dakikayı atlatmamız lazım bence hocam. Taşlardan Elspor'un. Ercan yerde kararda. Yusuf. Yusuf'un pası. Ercan'ın kontrolünde out olması lazım. Hayır, korner. Yan yana oynamaları gerekir. Şardan verildi gibi geldi bana ama hocam. Korner hediye oldu. Ceza alanına gönderilen top. Arif havalandırdı. Halil, Halil uzaklaştırdı. Ufuk yerde. Şimdi devam. Arif. Çık ol Ufuk ofsayttan. Çık Ufuk ofsayttan. Şenol. Arif'in presi vardı. Arman. Ercan. Ercan kornere çıkan topu taca gönderdi. Artık maç bitmesi lazım. Bitmesi lazım karşılaşmanın. Taç atışı kullanıldı.
İçeriye çevrilen top bayram uzaklaştırdı. Ve karşılaşmanın bittiğini belirten düdüğünü çaldı Harun Yiğit. Çanakkale Dardanelspor puan serisine devam ediyor. Erzurumspor'u 2-1 galip. Erzurumspor karşısında 2-1 galip gelerek... Egemen. Biraz daha işi sıkarsam uzatmaya gitmedi. Maçı bize çevirip sağdan. Hiç güzel bir yaka ayrılıyor değil mi? Okan. Kendisi götürmüyor. Evet, Okan'ın işte yerden bu. Ortası. Vuruş ve topağlarda. Mehmet Şen. Evet, Tufan Akçay. Eski işte. Yani. Evet, atmadı yani kırmızı. Küçük sarı karttan gidebilirdi. Hadi şu pozisyonlar bir Levent ceza alanına gönderdi. Gol! Gol! Bravo abi! Yerindeki değişimler. Bravo! Aferin kaptan. Bunlar gelebilir dedi. Sayı geldi. Evet, sayı gelecek dedik, geldi. Çünkü bu toplardan belli yani. Bir şey olacak bu toplardan. Karambol toplardan bu. Evet çok iyi kal. Bravo ama Levent'in burada hakkını vermek lazım. Gerçekten şu oyuna bu dakikaya kadar hep mükemmelin üstündeydi. Bravo kaptan. İşte bu gemisini kurtaran kaptan diyebileceğimiz Edip Özer'den. O harika zaten yani şimdi Arif'i eğer bu dakikalarda sokabiliyorsan burada da hocayı da tebrik ederim. Yani. Dedim ya. Tam yerinde bir değişiklik çünkü forvetteki iki adam yoruldu. Murat Önür. Bir kez daha, bir kafa, sekti top, Mehmet Şen ve gol! Gol geldi Dardanelspor'da, dakika 81. Adnan'dan seken topu iyi takip etti orada Mehmet Şen. Ve beraberlik golünü attı Dardanelspor'da. Gökhan mı atıyor? Atar. Zaten kaleci falan göremez bunu. Ama arkana dönüp gitmeseydim var. Mermi gibi. Gökhan vuruşu. Kaleci göremez. Göremez. Evet. Formalar falan atıldı. Evet. Gökhan'a yapışan da buldu. Aferin Gökhan. Eser. Abdi'nin bulunduğu noktaya. Abdi seken top. Hasan göğsüyle kontrol etti. Hasan ceza alanında gol pozisyonu. Hasan ve gol. Hasan ve durum 1-1. Hasan'la beraberliği yakalıyor Dardanelspor. Karşılaşmanın 24. dakikası. Dakika 24. Gol Hasan. Durum 1-1. Teknik direktör
Hürser Tekin Oktay görüntüde. Bir orta daha. Mehmet Şen. Vuruşu ve gol! Erdal Özman'ın golü geldi Mehmet Şen'le. Mehmet Şen. Gol. İnşallah Mehmet Şen. İnşallah Mehmet Şen. Gol geldi Mehmet Şen'le. Mehmet Şen. Bravo Mehmet Şen. Gol geldi. Gol. Çok kaçırdı Çanakkale'de Erdal Özman. Çok üzüldü. Çok kaçırdı. Çok üzüldü. Sayın Yiğit. Bu kadar şanssız gol vardı.